ATV maceramız devam ediyor sevgili izleyiciler. Yanımda aktivite arkadaşım var. Özkan önüme kırdı. Beni geçmeye çalıştı. İzin vermedim ama. Özkan, ATV çok keyifli değil mi? Kesinlikle çok keyifli. Doğada motor kullanmak şehirden çok daha keyifli. Dağın rüzgarı, motorun rüzgarı birleşince mükemmel. Doğa mükemmel. Her şey harikaydı yani. Bir ara beni geçmeye çalıştın ama izin vermedim farkındaysan. Evet ama sonra geçtim. Sonra sen beni geçtin. Oluyor böyle şeyler işte, motor bu. Valla çok keyifli. Geçmek çok işin şakası bir yana. Doğanın içinde güzel bir aktivitede yer almak. Çam ormanlarının içinde motorlarla ilerlemek. Evet. O güzel görüntüleri paylaşmak. Doğa mükemmel zaten. Şey de çok güzeldi. Olayın planı da çok güzeldi. Çok güzel organize edilmiş bir faaliyet. World Travel Channel'la hayatı keşfetmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Nehir, senin ATV rehberliği dışında öncesinde bir co-pilotluk deneyimin var bildiğim kadarıyla. Evet, hala. Geçmişim hala da var. Hala devam ediyor. Biraz bundan bahseder misin? 10 yıl önce başladım otomobil sporlarına, co-pilotum ben. En son İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası'nda yarıştık Osman Tüter'le ve İstanbul Bayan Co-pilotlar Şampiyonu oldum. Motor sporları hep hayatımda var, doğa hep hayatımda var. İkisini bir arada burada yaşayabiliyorum. Nasıl girdin bu işlere? Çocukken var mıydı böyle bir idealin, hedefin yoksa sonradan mı? Doğayı sevdiğin zaman mı böyle bir istek olduğu ortaya çıktı? Doğayı zaten hep seviyordum ben. Ya bu sonradan hani bir deneyimle edinilmiş bir şey değildi benim için. Ben çünkü ağaç gördüğüm zaman mutlu olan bir insandım her zaman. Çocukken de öyleydim ve devam etti. Büyüdüğüm zaman da kendimi ağaç olan yerlerde buldum sürekli. İşimi de bir yerde ona göre hem şansım yaver gitti hem de bir şekilde ona yönlenmiş oldum ister istemez. Çünkü benim için doğa güzeldi, motor sporları güzeldi. İkisini bir arada yaşamak istedim sürekli ve hep öyle işlerim oldu. Peki öncüsün, bayan rehber çok az var. Yani ben hiç görmedim daha önce. Doğa rehberi bayan, aynı zamanda ATV, aynı zamanda co-pilot Burcu ile beraber Türkiye'de bir öncülük yarattınız bu konuda. Şimdi bazen öyle oluyor ki tura hazırlık aşamasında ben hani rehberiniz olacağım dediğim zaman böyle bir duruyor herkes. Hadi canım şimdi yani siz mi yapacaksınız rehberliğimizi diye. Bazen öyle tepkiler alıyorum ama sonrasında bravo denip gidiyor arkadaşlar yanımızdan. Gerçekten. Evet. Buraya gelip de buradan mutlu ayrılmamak mümkün değil. Senin de enerjin çok güzel Nehir. Gerçekten programımıza konuk oldun. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, İleride bir şelale var. Eğer buzdan dolayı çok engellenmezsek. Yol durumuna göre eğer araçlarımız geçebilirse şelaleyi göreceğiz ama şelaleyi görsek çok güzel olur. Evet, güzel olur. İnşallah görürüz. That was just a dream.
Nehir, bugünün finali böyle olmalıydı. Gerçekten en sonunda şelaleye ulaşmayı başarabildik ama yolda kar ve buz çok bizi zorladı. Ama gerçekten bu güzel görüntüyü de gördük. Çok keyifli bir gündü. Her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz tatlı bir enerjim var. Ve geldik programımızın sonuna. Buradan son olarak izleyicilerimize vermek istediğim bir mesaj var mı? Evet var. Doğadan lütfen uzaklaşmayın. Çok keyifli bir gündü. Gerçekten çok güzel görüntüleri sizlerle paylaştık. World Travel Channel ekranında bize eşlik edip bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yepyeni bir aktivitede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kask, eldiven ve benzeri ekipman firma tarafından sağlanıyor. Ehliyet şartı aranmıyor. 16 yaşından büyük herkes kullanabilir. Yuvacık'a nasıl gidilir? İstanbul Esenler Otogar veya Harem'den otobüs İzmit Yuvacık'a kadar gidiyor. Fiyat 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Yuvacık'tan ATV'lerle buluşma noktasına firmaya haber verildiği takdirde servis sizi karşılıyor. ATV turu 60 dakika için 75 lira. Özel otolarıyla gitmek isteyenler için kısaca tarif etmek gerekirse, İstanbul'dan Ankara yönünde otobanı kullanarak İzmit'e varıyorsunuz. Batı gişesinden otoyoldan ayrılıyorsunuz. Şehir merkezinde Gölcük tabelasının yardımıyla Gölcük yolunda devam ederek yolu Yuvacık yönlendirmesine kadar izleyip Yuvacık tabelasının gösterdiği istikamete olan sola sapıyorsunuz. Son olarak da Yuvacık Barajı tabelası size yardımcı olacak ve ATV'lerle buluşacağınız Kara Aslan tesislerine varacaksınız. Gündüz açık bir havada Yuvacık Barajı'ndan sonra sizi bekleyen manzara muhteşem. Yalnız dikkat! Yol biraz virajlı. Bu yolculuk İstanbul'un merkezinden hareket edilerek açık trafikte kısa bir de molayla hız limitleri dahilinde 120 dakika kadar sürer. İyi yolculuklar.